merhaba, ben Tol Gözbek. Hatırlayacaksınız, önce Eskişehir'de Teyide'ydik. Bugün Kale Arge'deyiz ve İstanbul'daki Tuzla'daki merkezindeyiz. Şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından organize edilen bu gezide hem önce Teyide'yi tanıdık, neler yapılıyor, motor projeleri. İkinci aşamada da kalenin Som, Atmaca ve Çakır için yaptığı turbojet motorları birlikte inceleyeceğiz. Turbojet denildiği zaman füzenin tabii ki içinde yer alan, yakıt efektif, yüksek itki gücü verebilen, füzeyi hedefine rahatlıkla istenilen şartlarda götüren bir motor. Ve motor tabii ki füze ateşlendiği zaman bir kere çalışacak ama emniyetli bir şekilde hedefine götürmesi büyük önem arz ediyor. Kalenin şöyle bir hikayesine beraber bakarsak, KTC 3200 serisi imalatı için son füzesi, arkasına Atmaca geliyor. 2012 yılında kuruluyor ama motor geliştirmek hiç kolay değil. 2012-2024, 12 yıl ve sonunda motorlar başarıyla tamamlanıyor. Tabii ki bu test süreleri oldukça çetrefelli, çok zor. İşte başarısızlıklar, bir daha çalışmak, etmek gibi çok ciddi bir süren. Düşünün, bana Teyi videosunu yayınladıktan sonra bir yorum geldi. Özel şirketler giriyor mu bu işlere? Bir para yatırıyorsunuz, 12 yıl sonra ürünü veriyorsunuz. Bu açıdan bizim pek özel sektörün hedeflemediği şeyler desek doğru olur. Bu arkamda görmüş olduğunuz motorlar KTC 3200. KTC 3200 nedir? Özellikle bu ön hat, Atmaca ve Som'da kullanılıyor. Bunun bir büyük abisi geliyor. KTC 3700. 3700 Newton gücünde. Bu da karadan atılacak. Kara Atmaca'da kullanılacak. Hemen arkamda da Çakır füzesi için geliştirilmiş bu motorun bir küçüğü KTC 1750 var. Kale Arge ile ilgili yaptığımız turun ikinci aşamasında şu an Kale Aero'dayız. Aynı şirket grubunun burası üretim yeri. Hem KTC serisi motorlar için parça üretiliyor ki parçaların yaklaşık %80'i buradan çıkıyor. Ama aynı zamanda Kale Havacılık, yani Kale Aero, dünyanın önde gelen şirketlerine, işte sivil tarafta Boeing, Airbus, askeri tarafta dünyanın farklı üreticilerine parça imalatı yapıyor. Geçmişte F-35 ile ilgili epey bir çalışma vardı. Hatta ilk uçan F-35'te de tek Türk parçası Kale'nin ürettiği parçaydı. Şimdi motor konusuna tekrar gelecek olursak, motor çok hassas, imalat gerektiren bir konu ve burada mikronlar konuşuyor. Mikron nedir? 1 milimetrenin binde biri ve o mikron hassasiyeti 1, 2, 4, 5, maksimum 10 mikrona kadar hassas gerekiyor. Motor parçalarında yapılacak üretimle ilgili küçücük bir hata o motorun çalışmasıyla ilgili çok ciddi sorunlara neden olabiliyor. O yüzden burada hem kalite hem üretim aşamalarının çok verimli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Ve işte o KTC serisinin parçaları da buradan çıkıyor. Bir uçak fabrikası, helikopter fabrikasında nasıl bir üretim hattı varsa, burada da Kale Arge'de de füzelerin kullanılacak motorları için son bir montaj hattı var. Burayla ilgili çalışmalar, Kale Havacılık Şirketi'nden gelen parçalar burada gördüğünüz son imalat ve montaj hattında bir araya geliyor. Tabi bunların her biri birer prosedür. Bu prosedürle birlikte madde madde bütün gelişmeler değerlendiriliyor. Kalite kontrolü çok önemli. Parçalar bir araya geliyor ve arkada görmüş olduğunuz motor haline geliyor. Sonraki adım ise test merkezi. Burada test motor bizzat çalıştırılıyor. Kale Arge'nin kendi testleri var. Arkasından teslim alacak olan müşteri. İşte bugün mesela Atmaca, Çakır füzelerini imal eden, geliştiren Roketsan. Önce Roketsan'a veriliyor. Roketsan da son kullanıcıya, işte Türk Silahlı Kuvvetleri mi olacak, ihraç edilen ülke mi olacak, buraya teslimat gerçekleştiriliyor. Yukarıda üretim tamamlandı. Arkasından son aşama testlere geliniyor. Burada özel bir motor bremzesi, yani motorların test edildiği bir nokta var. Bu noktada testler özel şartlarda gerçekleştiriliyor. Burada gördüğünüz gibi önden havayı motor çekecek. Burada motoru görüyorsunuz ve arkadan da emniyetle bir şekilde bu egzoz gazının tahliyesi için özel bir boru sistemi yer alıyor. Burada teslimat öncesinde motorun maksimum performansını teslim edilecek, işte
Roketsan'ın örneğin Atmaca son füzesi veya Çakır füzesi için geliştirilen KTC serisi motorların maksimum itiş gücü gösteriliyor ve bu kontrol aşamaları tamamlandıktan sonra okeyleniyor, arkasından paketleniyor motor ve müşteriye teslim ediliyor. Şimdi içeri doğru geçelim, özel korunaklı alanda. Burada testleri birlikte izleyelim. Savunma ve havacılık sektöründe kadın çalışan sayısı çok fazla değil ama Kale Arge'de yaklaşık 250 personelde kadın çalışan sayısı %30 civarında. Testte de kadın mühendislerimiz, kadın teknisyenlerimiz, çalışanlarımız başarıyla sistemin testlerinde önemli role sahipler. Ben en son Brezilya'daki Embraer fabrikasında kadın çalışan sayısının çok yüksek olduğunu görmüştüm. Bunu sorduğumuzda kadın çalışanların erkeklere oranla çok daha dikkatli olduklarını ifade etmişler. Şu an gerçekten çok heyecanlı anlar var. Motor tam güç çalışıyor. Ve işte kulaklarımıza gelen ses bu motoru ileride bir son veya atmaca füzesinde görev yapacak. KTC 3200 ve KTC 1750'den sonra önümüzdeki günlerde KTC 3700 içinde testler başlayacak. Kale Arge için bir sonraki adım gezgin füzesine güç verecek Arat motoru olacak. Uzun yılların emeğinin karşılığını almaya başlayan Kale Arge ekibi gelecekte çok daha güçlü motorlar ile aileyi büyütmeyi hedefliyor. Bu açıdan Kale Arge sadece Türk değil, yabancı füze imalatçılarında radarında. Önce TEİ, arkasından Kale Arge ile ülkemizde yapılan havacılık ve füze motorları hakkında bilgi aldık. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından organize edilen gezide sektörün gelişmelerini size sunduk. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.